Evet, Sorona Spor'dan Şekercan ve Furkan'la birlikteyiz. Güzel, zaman zaman sert bir maçın ardından güzel bir galibiyet aldınız. Şekercan, önce seninle başlamak istiyorum. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Öncelikle bu organizasyonu yaptığı için Emre Aydın, Eren Turan ve siz Sporfest'e teşekkür ederiz. Bize turnuvada destek olan Bins Başak'tan Erkan Güler abimize, Sandıktan Dezit'ten Engin Balaban'a, Ambaro Şömine'den Bayram Kaplan'a ve Gülümer Sen'den Sinan Gürel'e teşekkür ediyoruz. Maça gelirsek, ilk başta tutuk başladık. Aslında skora bakarsak kaldığımız yerden devam ediyoruz diyebiliriz. Bir önceki turnuvada finalistik biliyorsunuz zaten. Tutuk başladık biraz. Ama sonradan açıldık. 2-0 öne geçtik. Sonra 2-1 olunca birazcık böyle şey oldu. Tutuk olmaya başladık. Sonra oyuncu değişiklikleriyle 6-2'lik güzel bir skor aldık. Rakibimize de başarılar diliyoruz. Furkan, geçen sene farklı bir takımdaydın. Sorunlarla ilk defa oynuyorsun. Nasıl, takım olduğunu sağlayabildin mi? Maç hakkında düşüncelerin neler? Bu yeni takımım ama yabancı değil. Çünkü halı saha maçlarına beraber gidiyorduk. Tanıdığım insanlar, zaten hepsi kendi köyümüzün insanı, abilerim. Benim için pek yani yeni bir takım pek sayılmaz, öyle denilemez. Maça gelirsek de, maça aslında Şeker abinin de dediği gibi tutuk başladık. Rakip ilk 5-10 dakika iyi oynadı. Fakat golleri bulunca ilk yarı rahatladık. İkinci yarıda maçı tamamen kopardık. İyi bir skorla maçı kazandık. İnşallah önümüzdeki bütün maçlarda kazanıp gruptan lider olarak çıkacağız. Şekercan, geçen seneye göre bu oluşum bir tık üstüne koydu mu? Şampiyonluk yolunda nasıl düşünceler neler? Gerçekten iyi bir kadromuz vardı aslında geçen senede. Bu senede biraz daha genişlettik kadroyu. Belki fark etmişsinizdir diğer takımlara göre. Bizim yedek kulübemiz biraz daha zengin. Fark etmiyor. Oynayan da yedek de çok fazla fark yok. Herkes elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Bütün maçları yenip şampiyon olmak istiyoruz. Biz de en hazırlıklı, şöyle hem forma hem de saha içindeki ekip olarak en hazırlıklı ekip sizi gördük. Tebrik ederiz galibiyetiniz için. Sonraki maçlarda başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Evet, maçtan sonra İde Tomara'dan Hüseyin ve Gökhan'la birlikteyiz. Hüseyin, senle başlamak istiyorum. Zaman zaman gerginliklerin olduğu bir maçtı. İlk başta aslında kafa kafaya mücadele vardı. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Öncelikle buraya gelen taraftara çok teşekkür ediyorum. Geçen röportajda sırt sponsoru için yanlış isim söylemişim. Murat Yeniçeri'ye teşekkür ediyorum. İsim sponsoru için de İde Petrol sahibi Ulaş Bey'e teşekkür ediyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok. Sağ olsun hakem maçı katletti. Bütün takdiratlarını Sorani Spor'u kullandı. Sorani Spor'u da kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama finalde, Allah izin verirse finale çıkacağız. Finalde Sorani Spor bu kadar rahat oynayamayacak. Aynı sertlikte biz de kendilerine karşılık vereceğiz. Buradan da röportaj, yani sizin aslında söylüyorum. Bu hakem bir daha benim maçıma gelirse ben turnuvadan çekileceğim. Bunu da Serkan Hoca'ya söyledim. Dikkat alırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Gökhan Bey, siz de maç hakkında kaç kelime söylemek istiyorsunuz? Öncelikle rakibimize teşekkür ediyoruz. Onların oyun stilidir. Sert oynayabilirler ama hakemin de buna göz yummaması lazım. Tamam, oyun stilleri sert olabilir. Bir iki sarı kart gösterse veya dirsek attığında kırmızı kartı gösterse bir daha ikinci dirseğe atabilecek mi? Veya ikinci golümüzden sonra çok bariz bir şekilde biz yedek kulübesinden küt diye ses duyduk. Bunu hakem duyamıyorsa ve göremiyorsa ya bir doktora gitsin, en azından bir gözlük mözlük bir şeyler alır veya çıkıp maç yönetmesin yani. Hani bu işi amatörce idare ediyor olabilir ama hani bazı şeylerde de insanların hakkına girmemek lazım. Rakibimize saygı duyuyorum, rakibimize de teşekkür ediyorum. Herkesin oyun stili farklıdır ama tabi bunlara da hakem prim tanırsa olacağı bunlar yani. Hüseyin, takımı beğendin mi? İleriki maçlar için gelecek vaadi ne diyorsun bu konuda? Şöyle söyleyeyim, benim takımım 6 tane yiyecek bir takım değil. Benim takım dirençli ve gençlerden kurulu bir takım. Ama maalesef hakemin takdiratlarının maçın başında karşı tarafa kullanması neticesinde defanstaki Alperen kardeşim sakatlandı. Devamında zarif bir dirsek yedi, kaşı morarmış vaziyette. İlerleyen pozisyonda Erkan'ın çenesine bir dirsek geldi. Yani maçın sonunu aslında sakat sakat tamamladı ve benim yedek kulübemde hepsi sakat. Şu an 3. maç çıkartacak kadrom yok. O derece söyleyeyim, sakat topçularla oynayacağız. Allah yardımcımız olsun. Ama
finale çıkacağız. Dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Son oyuna finale çıkacaktır kesin. Bu kadar rahat oynayacaklarını zannetmişsinler. Aynı sertlikte biz de kendilerine karşılık vereceğiz. Artık maçı hakem orada nasıl çözer bilmiyorum. Son söz olarak size bir soru sormak istiyorum. Futbol içinde olan şeyler bunlar. Bazen hakemi de yenmek gerekiyor. Bu oyun şampiyonluk için yeterli olacak mı? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim geçen maçta 2 tane futbolcumuz sakatlandı. Bu maçta 3 tane futbolcumuz sakatlandı. 5 etti. Zaten kadromuz 15 kişi. Geriye adam kalmıyor. Zaten 2 kişi hali hazırda gelemiyor. Sıkıntıları oluyor. Ama ben şuna inanıyorum. Nasıl rakibimiz bundan sonra rakibimiz nasıl oynuyorsa emin olun ki biz de öyle oynayacağız. Hakkımızı arayacağız. Geçen maç bize 3 tane sarı kart gösterdiyken ağzımızı açıp hiçbir şey demedik. Rakip haftanın en centilmen takımı seçildi. Ve benim 3 tane sakatım var. Biz 3 tane de sarı kart gördük. Biz hiç ağzımızı açıp bir şey demedik hakem hakkında. Doğrudur, haklıdır, olabilir dedik. Ama bugün baktığımız zaman ortalıkta dirsekler, arkadan vurmalar, ayaklara basmalar, bariz fauller. Rakip, ben kesinlikle rakibi suçlamıyorum. Rakibin oyun stili budur. Sert oynuyorlardır, oynayabilirlerdi. Genç çocuklardı zaten. Ama hakemin de buna birazcık şey göstermesi lazım yani. Yapmayın arkadaşlar demesi lazım. Ben hakeme soruyorum. Hakem bana diyor ki karışık pozisyon göremedim. Göremedimse o zaman sahaya çıkmayacaksın. Ben diyebilir miyim? Ya veya Hüseyin diyebilir mi? Ya benim ayağıma top değmiyor. Ben vuramadım. Karışık pozisyona girmem. Ben o zaman Hüseyin'i oynatır mıyım? Oynatmam. Siz de turnuvanın kurucuları olarak göremeyen hakemi hakem olarak kullanmayacaksınız. Bu kadar bariz bir şekilde söylüyorum. Ben de sonsuz olarak hakemler, geçmişte hakemlik ve aktif olarak hakem yapan arkadaşlarımız hata yapmış olabilir. Eleştirilerinizi değerlendirip sonraki maçlarda başka bir hakemle müsabakalara devam edeceksiniz. Başarılar diliyorum. Valla şöyle söyleyeyim hocam. Bu turnuvada, önceki turnuvada da bu hakemimiz vardı. Aynı şekilde yönetti. Biz takım olarak kötü olduğumuz için hakeme fazla yüklenemedik. Ama bu hafta takım çok iyiydi. Yaptığı bariz hatalar bizi bu noktaya kadar getirdi. Ben 6 tane yiyecek takım değilim. Zaten ilk 10 dakikaya bakarsanız yani, top rakibe hiç geçmedi. Eğer bir hak varsa hakeme hani yani hakkımı helal etmiyorum ya. Böyle bir şey olmaz. Yani ayıp, çok ayıp. Çok ayıp. Sonraki maçlarda başarılar dileriz. Teşekkür ederim.